Fazla yüksekten uçarsan, çakılman çok sert olur. Dilan Polat, Dilan Polat, ne yaptın be güzelim? Ya, öyle fazla yüksekten uçarsan, çakılman çok sert olur. Peki hiç merak ettiniz mi? Dilan Polat neden bu hale geldi? ya Mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Yani, Karun kadar zengin oldu, 4 yılda. İnanılmaz paraya sahip oldu, inanılmaz bir kitleye sahip oldu. Ve birden çakıldı. ...yüksekten uçarsan çakılman da ona göre sert olur. Şimdi gelelim... ...Dilan Polat nasıl bu hale geldi? Nasıl böyle oldu? Bakın arkadaşlar... ...sonuçta hepimiz... ...bir emek sarf ediyoruz ya... ...hani bir şeyler yapıyoruz... ...hani amacım burada... ...karalayıp, tükaka yapıp, bilmem ne yapıp... ...hani... ...haddime düşmeden... ...insanları rencide etmek istemiyorum... Ama şöyle söyleyeyim. Havalanırsan havanı alırlar. Türkiye'de yaşıyorsun sen ya. Dünyada yaşıyorsun. Türkiye'yi e, olarak değerlendirmeyelim. Sen burada sevgilim yazıyor. E, sen burada e, sosyal medyaya mal olmuş bir kişisin. Oturmana, konuşmana bir takım şeylerine dikkat edeceksin. Ben mesela normal e, anlamda birçok arkadaşımın, birçok sosyal medyadaki arkadaşımın videolarını izliyorum. E, YouTube videoları izliyorum. Hani benim rakibim olsun, ben onun rakibi olayım. Hiç önemli değil. Yani sonuçta ben izliyorum. Ama altın tozlu bir kahve ya da altınlı kahve içiyorsam paylaşmam. Ha der misin? Dersen ki içer misin Cem? İçmem niye içim ya? Niye ben o kimyasalı altında olsa e, bünyeme sokayım yani? Çok yenecek bir şey olsaydı yani altın şeyler marketlerde satılırdı yensin diye. E, bence görüksüzlükten başka bir şey değil. E, Dilan Polat neden bu hale geldi? Esasında bunun altına çok e, anlamlı manidar bir açıklama yatıyor arkadaşlar. Neyi yatıyor biliyor musunuz? Bakın insanlara tepeden baktığınız an çakıldığınız andır. Yani bunu ben 56 yaşındayım. Bir tecrübenin eseri e, olarak kabul edin. E, yani bir tecrübe birikim olarak kabul edin. Ne kadar malınızla mülkünüzle ortada olursanız bilin ki o kadar göze geleceksiniz. Düşün, düşünebiliyor musunuz? E, siz milyonlarca eee insanın karşısındasınız, örnek oturuş kalkış ve konuşmalarınızdan e, yani çekimler yapmanız gerekirken e, ben dün bir videosuna şahit oldum. E, havuza giriyor böyle, iyi olan arkadaşlarımıza böyle yapıyor. E, benim için kötü düşünen arkadaşlarımıza giriyor. Çok anlamsız, çok manidar, böyle çok yani yapması bile çirkin olan şeyler e, yapıyor. Ya İnsanlar iyisinden kötüsünden yani düşünebiliyor musun? İyi insanın yanında kötü var ki iyinin değerini bilesin. O kötüyü bırak. O zaten kötülükten besleniyor. Onun ruhu kararmış. Bitmiş yani. Dilan Polat'ın hani hepimizin anlayabileceği, anlayabileceği dilden anlatayım ben size. Kabahati insanlara tepeden bakmak oldu. Tepeden bir Allah bakar arkadaş. Sen kulsun sonuçta ya sen 4 yılda e, yani milyarder olmuş bir e, zatsın yani hani eskilerin bir lafı vardır ya çok mal e, haramsız yani çok laf yalansız çok mal haramsız olmaz arkadaşlar. 4 yılda sen 10 tane Ferrari alıp bilmem ne oralarda buralarda işte bilmem ne e, böyle bir iş yok bakın samimi söylüyorum böyle bir iş yok. Ya sanatçılarımız turnelere gidiyor, bilmem neler yapıyor yani çok affedersiniz popolarından ter akıyor. Emek sarf ediyorlar bir bilmem ne. Aldıkları yaptıkları bir triplex villa, lüks bir araba, bir yazlık ya da bir Miami'de ev. Bu yani parmakla sayılı. İşte bir tanesi kafasından vuruldu, uçak aldı bilmem ne oldu falan filan ne oldu. Keşke olmasaydı bilmem ne olabiliyor. Yani insanlara tepeden bakmayacaksınız, ee, İnsanları hakir görmeyeceksiniz. Yani bu Dilan Polat konusu olduğu için e, ben hani konuyu getiriyorum. Yoksa benim Dilan Polatla ne bir oturmuştum bir çay içmişliğim var, ne bir sohbetim var, ne bir bilmem ne. Hani buradaki olay gündeme geldiği için e, izleyen arkadaşlarımızın buradan bir feiz almalarını istememden dolayı ben bu çekimi yaptım. Bakın ben burada akıllı korniş e, üretiyorum. E, kötü insanlar tarafından dolandırıldım. Her şeyimi kaybettim. Olabilir. Kaybetmeseydim keşke. Veren Allah, alan Allah. E, ne oldu? Yani kaybettim. Home office yaptım. Buradan satışımı yapmaya çalışıyorum. Ha Bir iş yeri gibi oluyor mu? Olmuyor. Ama Allah yukarıda Allah görüyor. Yani sen kötülük yaparsan kötülük bulursun. Her türlü bulursun. Öyle bir kötülük bulursun ki yandım Allah dersin ben ne yaptım dersin diyecek de. Ve o günü ben sabırsızlıkla çekiyorum. O bölümü tabi Allah'a havale ettik. Yani demek istediğim arkadaşlar e, sosyal medyada esasında ben sağlığıma kazanmak için e, başıma bu işler geldiğinden dolayı sağlığım Gittiği de elden yani iyice, bir yelkenli tekne var, orada bir çekim falan yaptım, böyle anlatırken ruhumun rahatladığını hissettim. Hani bir baktım ki ya dedim ben başka zamanlardan hariç ne yaptım dedim. Aa ben dedim hani kameranın karşısına geçtim, kamera bile değil, telefon yani şu anda ben telefondan konuşuyorum, çekim yapıyorum. Telefonun karşısında anlatıyorum, şöyle yaptım, böyle yaptım, işte tekneyi kazıdım, zımparaladım, bilmem ne yaptım. Benim Center Sailing olarak bir kanalım daha var. Bakarsanız görürsünüz ilk videolarım, işte 55 bin liraya tekne aldım, şunu yaptım ama malımla böbürlenmiyorum. Ben hurda bir tekne almışım, hurda bir kayık almışım. Ben hurda kayığı nasıl tamir ediyorum? Esas amaç ne biliyor musunuz arkadaşlar? Hani ben zaten bu tamiratı yapıyorum. Hani insanlar da görsünler benden feyiz alsınlar. Bir çaba sarf ediyor. Yani ben malımdan mülkümden şöyle gittim. Yunanistan'a gittim. Bir bilmem ne falan filan. E, gitsen de zannedersem paylaşmamayı düşünüyorum. Çünkü giden kadar gidemeyen çoğunlukta. Hadi ben mesela Heybelada'ya gittim. Işte bir çekim yaptım bilmem ne ama. Ben Heybelada'daki mesela çekim Gittiğim yerleri çektim. Mesela kiliseye gittim, cemevine gittim, camiye gittim orada yani gezindim falan. Hani Hayallerini Erteleme kanalında bunları paylaştım. Hani böyle de bir yer var. Hani gitmek isterseniz siz de gidin. Hani ben gördüm yani ucuz maliyette, uygun maliyette. İşte İstanbul'da nerelere gidilir gibi. Ama bir Ferrari ile ya arkadaş alan var, alamayan var, içi giden var, bilmem ne yapan var. Göz var arkadaşlar. Bakın göz Kur'an-ı Kerim'de bile var. Yani göz isabeti, enerji yoğunluğu, çekim yazısı var. Ne bileyim yani birçok yasa var, birçok etken madde var. Sen 70 milyonun üzerine çıktık zaten. 80 milyonu bulduk mu bilmiyorum ama Türkiye geneli. Sen bu kadar insanın her akşam rüyalarını süslüyorsun. Ama güzel süslemiyorsun. Millet içeriden giydiriyor sana ya. Giydiriyor yani. Bu biraz mantıklı düşünelim. Şimdi ben mesela görürsem... Ben dünkü bir videosuna şahit oldum. Yok insanlara böyle çok acayip çirkin hareketler, böyle çirkin hareketler. Yani ne bunu yap, ne diğerini yap yani. Ne gerek var abi sen? Çoluk çocuk izliyor bunu. E, malından, mülkünden yok altın koyuyor kahvesine. Yok görgüsüzce kafada bilmem ne. Ya siz bir gördünüz mü rahmetli Sakıp Sabancı'da? Ne bileyim e, bu çok eskilerin Milyonerler o zamanların milyonerleriydi ya. E, ne bileyim yani hani isimlerini telefuz etmek istemiyorum. E, sizler biliyorsunuz hiç öyle bir görgüsüz hareketler gördünüz mü? Yok bir bilmem ne. E, yok çok değişik yani hani telefuzu bile iğrenç yani öyle söyleyeyim. Yani e, şöyle söyleyeyim. Bireysel olarak tepe taklak olmak istemiyorsanız yapacağınız, yaptığınız hiçbir şeyi kimseyle paylaşmayın yapacağınız her neyse asla olmaz. Bakın, işte ben şunu yapacağım, ben bunu yapacağım. İnan ki sen konuşurken millet sana blokajı koyuyor bile. Önüne setli geliyor böyle, yapama, yapama, yapama. Niye biliyor musun? Herkes senin iyi olmanı ister ama kendisinden daha iyi olmanı istemez. Bunu altını kalın kalın çizerek söylüyorum. Herkes senin iyi olmanı ister ama ondan daha iyi olmanı istemez. Yani e, düştüğün zaman bunların hepsini görüyorsun. Ha, ondan sonra niye öğreniyorsun? Düşmemeyi. Düşmemek için ne yapacaksın? Çeneni kapayacaksın. E, mesela bizim yelkenci dostlarımızdan, bakın dost diyorum. Yani maşallah maddi manevi benden çok çok iyi insanlar. Allah daha ziyade etsin. Fazla göze geldi Karadeniz turunda teknesine yıldırım düştü. 30 bin euroluk mu, 40 bin euroluk mu? Yani çılgın bir rakam bütün elektronikleri yandı. İçim acıdı. Ama benim içim acıdı. Kim kaç kişi sevindi. Yani niceleri yani. Allah göstermesin kardeşim ya sonuçta hepimiz pamuk ipliğiyle yaşıyoruz. Ya da şuradan dışarı çıkıyorsun. Allah göstermesin bir şey yoksa küt gittin. Ha ne oldu? Hani arkamızdan şunu dettirebilirsek ne mutlu bize. Rahmetli de iyiydi be. Bu güzel bir şey arkadaşlar. Yani ben mesela bu YouTube çekimlerinden çok ne hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Arkamda iyi izler bırakmaya çalışıyorum. Hani sonuçta 56 yaşındayım. Ne kadar yaşayacağımı bilemem. Ama yarın bir gün göçüp gittiğim zaman videolarımdan feyiz alan bir takım bir şeyler öğrenebilen insanlar Allah razı olsun adam paylaşmış dese benim için büyük. Büyük zenginlik. En büyük zengin benim yani öyle söyleyeyim. Hani para kazanırsın, Tabii ki kazanalım. E, yersin, harcarsın, yardımını yaparsın, biter. Ama e, bazı hizmetler vardır, bazı yardımlar vardır. Ahdı vefa. O adam sana gelir, teşekkür eder. Ya da arkandan Allah razı olsun. Adam bir şeyler yapmış, paylaşmış der. Evet arkadaşlarım, sizleri seviyorum. Sevgiyle kanalımda kalın. Ne yapıyoruz? Şuradan kanalıma abone olmayı ihmal etmiyoruz. Görüşmek üzere e, ve yani ısrarla söylüyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Videolarımı güzel beğeniler atarsanız sevinirim. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kanalımda kalın.